başlayalım. Ne yapacağız? Bugün sizlerle inşallah koşullara devam edeceğiz. Ve bir iki hafta, bir iki ders, daha doğrusu hafta olmayabilir ama koşulları anlamaya çalışacağız. Onun için yapmamız gereken şey bol bol örnek yapmak. Şimdi bir örnek yapmak istiyorum. Bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili örneğimizi beraber yapalım. Şimdi önce bir tane text window diyorum. Pardon, text window diyorum. Evet, text window nokta title diyorum. Title neydi? Kim söyleyecek? Evet, Berke söyle. Penceresinin Söyle başlığı. Berke. Başlığı. Aferin. Nasıl yazacağım? Nasıl yazmam lazım? Kübra sen söyle. Title'dan sonra ne demem lazım? Kübra. Duyamadım kızım. Sesini aç. Bir daha söyle şimdi. Evet, bir daha söyle. Duyamadım. Sesin şimdi gelecek inşallah. Hocam sesin geliyor mu? Şimdi geliyor. Ne yapmam lazım bundan sonra? Tırnak açıp başlığı koymanız lazım. Öncesinde? Parantez açmanız lazım. Değil. Evet. Emre sen söyle. Öğretmen. Ne yapmam lazım? Eşittir koymanız lazım. Ardından da tırnak. Aferin. 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 Bunlar çok önemli çocuklar. Tırnak yazıp diyorum ki sokağa çıkma yasağı. Çıkma yasağı. Evet. Hep şunu söylemiştim. Türkçe karakter kullanamayız demiştim. Burada Türkçe karakter kullandım. Sebebi nedir? Muhsin sen söyle. Muhsin. Muhsin. Hocam çünkü orası metindir. Metin başka bir şey daha var. Metin olduğunu nasıl anlarım ben? Location'da Evet. Zehra sen söyle kızım. Neden ben Türkçe karakter kullandım sokağa çıkma yasağı yazarken? Zehra. çünkü tırnak içinde yazdınız öğretmen. Aferin. 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 İşte cevap bu. Tırnak içerisinde yazdığım cümlelerde bu şu demektir. Tırnak içerisindeki bu bir rakam değildir. Bu bir kod değildir. Bu bir değişken değildir. Ben alelade bir tane yazı yazıyorum demektir bu. Tamam mı? Ve burada istediğim her şeyi, her kelimeyi, her şeyi kullanabilirim. Tamam mı? O yüzden tırnak içerisinde yazdığım için Türkçe karakter kullandım. Evet, dedim ki text window title sokağa çıkma yasa. Tamam mı? Şimdi zemine renk vermek istiyorum. Zemine renk vermek istiyorum. Diyorum ki text window gene. Evet. Zemin rengini. Göktürk sen söyle. Hangi kodu kullanmam lazım? Zemin rengi Göktürk. Renk kodunu soruyorum. Zemin rengini Black kullanmak için hangi kodu kullanmam lazım? Background color. Aferin. color Background color. Çok doğru. muydu? Evet. Rengi nasıl kullanacağımı Ömer Faruk söylesin. Ne yapmam lazım Ömer Faruk? Bir tane eşittir koyacaksınız. Sonra tırnak atacaksınız. Evet. Eşittir koyacağım. Aferin. Çok doğru. Eşittir koyacağım. Tırnak içerisinde istediğim rengi yazacağım, değil mi? Şimdi burada red diyeceğim. Şeye red diyeceğim. Zemin rengini red diyeceğim. Şimdi text window. Evet, şimdi de yazı rengini, ön yazı rengini de Berke söylesin. Berke. Ön yazı rengi vermek istiyorum. Ne yapmam lazım? Foreground color kullanacağız. Bir daha Foreground color. Aferin paşam. Foreground color dedi. Bu da aynı şekilde eşittir deyip ondan sonra istediğim rengi verebilirim. Buna da yellow diyeyim. Yellow. Tamam, bu şekilde ettik. Şimdi diyeceğim ki lütfen yaşınızı giriniz diyeceğim. Ne yapmam lazım? Kim söylesin bunu da? Yaz, beni duyuyor musun paşam? Yaz.
Yağız, beni duyuyor musun? Duyuyorum. Biraz sesli konuşabilir misin paşam? Tamam. Şimdi lütfen, lütfen yaşınızı giriniz diye bir kod yazmak istiyorum. Text Window'dan sonra hangi kodu kullanmam lazım paşam? Right line ya da right, değil mi? Right line ya da right. Bu sefer ben right'ı kullanacağım. Yanına yazmak istiyorum çünkü. Evet, bunu nasıl kullanacağımı da Zehra değil, kim kaldı? Ahmet Çınar. Ahmet Çınar, beni duyuyor musun paşam? Şimdi text window Hocam right'tan sonra diyeceğim ki evet lütfen yaşınızı girin diyeceğim. Right'tan sonra ne yapmam lazım? Tırnak mı açmam lazım? Parantez mi açmam lazım? Ne yapmam lazım? Aferin. Hocam Aferin benim parantez paşama. açıp tırnak Aferin. Aferin atacaksınız. benim paşama. Evet, aynen öyle. Bunlar çok önemli çocuklar. Bakın, parantez açtım. Parantez tırnak açtım. Lütfen dedim. Lütfen. Yaşınızı giriniz. Giriniz dedim. Boşluk, iki nokta üst üste bir daha boşluk bıraktım. Bu sefer yaşını alta değil, alta değil, yanına yazdırmak için right kullandım. Bakın şu şekilde, ekrana iyi bakın çocuklar. Lütfen yaşınızı girinin diyor. Görüyor musunuz? Burada yanına yazacağım. Şeyden sonra okut. Evet, şimdi yaşını yazdırmak istiyorum. Ekrana yaşını yazdırmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Bir tane yaşı diye, yasi diye, yasiniz diye ya da yasiniz diye bir değişken girdim. Değişkene eşittir diye yazıyorum. Evet, şimdi text window'dan sonra ne yazacağımı da bana kim söylesin? Evet, Kübra söylesin. Evet Kübra, yaşınız diye bir değişken tanımladım. Text window'dan sonra hangi kodu yazmam lazım ki bilgisayar benim yaşımı okusun ve hafızasını alsın? Kübra söylesin. Text window'dan sonra read number koyup aç parantez kapa parantez yapacağız. Aferin. 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 Çok iyisiniz ya maşallah. Text window'dan sonra read number. Evet, neden read number read değil de? Muhsin, sen söyle. Neden read number kullanıyorum da read'i kullanmıyorum? Muhsin. Çünkü sayı okuyor. Aferin. Bir rakam isteyeceğim, değil mi? Rakam değeri alacağım. Çünkü niye? Ben bu rakamı toplayabilirim, çıkartabilirim, değil mi? Bölebilirim. Burada rakam istediğim için read number yazdım. Burada bakın şöyle bir şey yaptım. Çalıştırıyorum kodu bir daha. Evet. Lütfen yaşınızı girin dedi. Bakın bu sefer yanına yazdı. Yaşım dedim 10 dedim. Bir şey yapmayacak. Tamam mı? 10 dedim, bitti. Şimdi hatta durun, bunu şöyle yapalım. Şu ikisini aşağıya alayım. Bunları beyaz sorsun bana. Sorudan sonra, yaşımdan sonra kırmızı yapsın. Tamam mı? Şöyle. Soruyu bana siyah beyaz sorsun. Evet, yaşınızı girin. Ben 50 dedim. Bu şekilde. Tamam mı? O yüzden yerini değiştirdim. Şimdi diyeceğim ki, eğer ki diyeceğim yaşım eğer ki yaşım bir saniye, bir bekleyin çocuklar. Şunları bir kapatayım. İki dakika bekleyin. Evet. Şimdi bilgisayar programcılığında da şöyle bir şey vardır. Yazacağımız kodları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe doğru yapmamız lazım. Yani bir küçük değer, bir büyük değer alırsak bilgisayarın kafasını karıştırabiliriz. Karıştırmamak için. Şimdi diyeceğim ki if neydi? Kim söylemek ister? Sırasıyla gidelim. Evet. Emre Varspay, sen söyle. If neydi paşam? Eğer demek. Evet, if eğer demek. If diyeceğim. Açıyorum parantez. Yasiniz değişkeni küçükse ya da
büyükse diyelim, yaşını önce büyüğü yapalım. Büyükse 60'tan ya da eşitse diyelim şuraya, eşit de olabilir. Yaşınız 60'a küçük, yaşınız 60'tan büyükse veya eşitse den diyeceğim. Den. Evet, den. Ne yapacak bu? Yaşı 60'tan büyükse ne yapamaz? Evet, Mehmet, senin göre Mehmet Efe sen söyle paşam. Ne yapamaz? Yaşı 60'tan büyükse ne yapamaz? Mehmet Efe. Mehmet Efe, seni göremiyorum ama Hocam yaşı 60 evet. Hocam yaşı 60'tan büyükse yani dışarıya çıkamaz. Çıkamaz. Ne yapmam lazım? Şuraya diyeceğim ki text window diyeceğim, değil mi? Açacağım text window right line diyeceğim. Bir sefer right line kullanmak istiyorum. Nokta right line. Açacağım parantez, kapatacağım parantez diyeceğim ki siz sokağa çıkamazsınız. Çıkamazsınız. Tamam mı? Siz sokağa çıkamazsınız diyeceğim. Burası çok önemli çocuklar. Dün de çok üstüne basa basa söyledim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Eğer ki bir kodum benim if'le başlamışsa end if'le de bitmek zorunda. Tamam mı? Benim İsmail geldi. İsmail hoş geldin paşam. Hoş bulduk öğretmenim. Şimdi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kod yazıyoruz. Ben sana hızlıca bir kodumu özetleyeyim, tamam mı? Şu en üstte ekranı görüyorsan dedik ki title dedik. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir kod yazdığımızı söyledik. Title başlık demekti. Biliyorsun değil mi bunları? Evet. Sonra dedim ki Write'la lütfen yaşınızı girin diye bir tane metin yazdım. Normal metin yazdım. Write kullandım bu sefer. Çünkü yaşını aşağıya değil de lütfen yaşınızı girinizden sonra şu boşluğa yazmak istediğim için Write'ı kullandım. Yaşınız diye bir tane değişken tanımladım. Ve bunun numara olduğunu söyledim, rakam olduğunu söyledim. Rakam olduğunu söyledim. Mehmet Efe Özsoy kamera sesini açık kapatıyorum ben. Kapattım. Onu verdim sağ Yağız senden geliyor galiba ses. Yok. Kim kaldı ki geriye? Mehmet Efe sesin geliyor. Tamam ben kapattım. Açma sen. Evet burada dedim ki bu dedim bir rakam. Bunu dedim text window ekranında oku ve yaşınız olarak hafızaya al. Ben daha sonra yaşınızı kullandığım her yerde de bunu yaz dedim. Burada renk vermişim. Zemin rengi demişim kırmızı olacak. Yazının ön rengi de sarı olacak. Burası çok önemli. Demişim ki eğer if eğer yaşınız diye değişken yani şuradaki üçüncü koddaki değişkenim senin girdiğin yazı değişkenim 60'tan büyükse siz sokağa çıkamazsınız diye uyarı ver dedim. Şimdi benim bu yazdığım kodu satır satır bana Ömer Faruk okusun bakalım. Ömer Faruk. Birden başlayarak oku bakalım. Sokağa çıkma yasağı. Tamam. Şimdi de yazıyı okuruz. Lütfen yeni bir değişken tanımlayalım. Tamam. O sayıyı tekrarla demiş. Yani hafızaya al demiş. Al sonra demişim. Tamam. arka Güzel. planına yap demiş. Ön Ön yazıda sarı olsun demişim. Tamam. İfe gel. Büyükse ve eşitse, değil mi? Büyükse ve eşitse. 60 da çıkamazsın. çıkmayacak. Doğru mu? Tamam. Zehra. Zehra beni duyuyor musun? Şimdi kızım birden başlayarak 7'ye kadar olan tüm kodları okumanı istiyorum. Sokağa çıkma yasağı ile bir kod yazıyoruz. Sokağa çıkma ne buradaki? Çıkma yasağı neymiş? Penceremizin başlığı doğru mu? Başlı.
Evet, tamam. İkiyi oku. Sonra Uraç'ta lütfen yaşınızı girin diye bir metin şey yaptık, yazdık. Text Window'a lütfen yaşınızı giriniz diye bir tane yazı yazacak. Doğru mu? Evet. Tamam. Üçte ne Sonra diyor? Yaşınız nedir? Yaşınız nedir buradaki değişken. yaşınız? Değişken. Evet. Yani yaşınızı ben text window penceresinde rakam olarak yazacağım söylüyor, değil mi burada? Evet. Sonra Tamam. biz onu rakam olarak yazdığımızda right number'da sayıyı belirlediği için Evet. hafızaya alacak aç Çok parantez içi güzel. parantezde. Aferin. Evet. Sonra arka plan kırmızı olacak. Arka plan rengi Yazının kırmızı olacak. Evet. rengi sarı olacak. Ön rengi yazıyor. Yaşımı Evet, burayı 6'yı çok güzel okuman istiyorum. If'ten başlayarak. If neydi? Eğer. Eğer, evet. Yaşınız değişkeni. Yani yukarıda 3'te girdiğim rakam. Değil mi? Yaşınız değişkeni demek bu. Yaşınız değişkeni. 3'te girdiğim rakam. Evet. değişkeni eğer 60'ta ya da 60'tan büyükse Evet. dışarı çıkamazsınız. Evet, harikasın. Berke. 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 Evet. Birden başlayarak 7'ye kadar olan kodları okuman istiyorum. Pencerenin başlığı sokağa çıkma yasağı koymuşuz. Evet. Yaşımızı girmemizi istiyor. Evet. Yaşımızı hafızaya almış read number diyerek. Üçü, hayır. Üçü biraz detaylı anlatalım. Ne demek istemişiz? Yaşınız diye bir değişken tanımlamışız, öyle mi? Yaşınız diye bir değişken tanımlamışız. Bunu biz text window penceresinde rakam Hafızasına olarak alacağız. Tamam, çok güzel. Dörtte. arka plan rengini kırmızı yapmışız. Ön plan rengini de sarı yapmışız. Aferin. Altıyı çok ayrıntılı istiyorum. Evet. Eğer yaşımız 60'tan büyük ise Yaşımız, bir dakika. Bir dakika Berke, bir dakika. Bu yaşımız dediğimiz olay. Biz nerede gireceğiz bunu? Yaşınızı. 3'te. Aferin. Üçte gireceğiz. Orada üçte girdiğimiz yaşımız değeri, değil mi? Evet, devam et. Evet. Büyük ya da eşit ise 60'la büyük ya da eşit ise sokağa çıkamazmışız. Aferin. Kayra orada mısın paşam? Kayra. Buradayım. Evet, Kayra, beni duyuyorsan birden 7'ye kadar yazdığım kodlar okumanı istiyorum. Burada sokağa çıkma yasası bizim başlığımız. Burada Neyin başlığı? Neyin başlığı yazdığımız Kayra? Neyin başlığı? kodun başlığı. Pencerenin başlığı, değil mi? Bir pencere açacağız. O pencerenin başlığı. Evet. İki de. Sonradan lütfen yaşınızı girin diyecek bize bilgisayar. Aferin. Ondan Sonra sonra işte. yaşımızı biz rakamlarla yazacağız. Yaşınız nedir? Buradaki yaşınız kelimesi ne oluyor? Ne manaya geliyor? Biz burada ne yapmışız? Ne tanımlamışız? Yaşımızı. Değişken, değil mi? Bir değişken. Yani bu hep değişebilir. 10 da olabilir, 20 de olabilir, Ahmet de olabilir, Mehmet de olabilir. Onun gibi yaptığımız gibi. Yaşınız isminde bir tane değişken tanımlamışız. Bu yaşınız değişkeni text window penceresinden kullanıcı girecek ve rakam olacak, değil mi? Evet. Number, rakam demek. Evet, 5'te ne yapmışız? 4'te ne yapmışız? Dörtte yazdığının ön rengini yapmışız. Yazının 4'te. Background color. Yazının arka rengi. Evet. Doğru mu? 5'te ne yaptık? 5'te. Yazının ön rengi.
Yazının ön rengi yellow. Evet, şimdi altıyı çok ayrıntılı okumanı istiyorum. Çocuklar söz istemeyin. Bekleyin biraz. Eğer yaşımız 60'tan büyükse biz sokağa çıkamayız. Ya da 60'tan büyükse ya da küçükse eşitse. Hayır. Ya da eşitse. Evet. Çıkamam. Sokağa çıkamazsınız. Tamam. Emre Basbay. Emre Basbay. İlk başta öğretmenim. Erkekliğinde o penceresinde bir tane başlık olacak. Örneğin şurada yazan small basic gibi. Ondan sonra Aferin. Önünde yaşınızı giriniz diyecek. Biz de text window ekranında yaşınız diye bir değişken tanımlıyoruz. Değişken. Ve kendi yaşımızı evet. Oraya text window ekranına gireceğiz. Ondan sonra aferin. Yazın arka rengini kırmızı yapacak yazdıklarında evet. Ve ön rengini de sarı yapacak. Aferin sana. Evet. Altıyı da güzel okursan. Eğer o girdiğimiz yaşımız bizim yazdığımız yaş 60'a eşit evet. Ya da 60'tan büyükse biz dış sokağa evet. Çıkamayacağız. Ya ama aferin. Burada yazacak. Şimdi Emre, annene ya da babana söylüyorsun, sana bir tane çikolata hediye ediyor. Tamam mı? Çok güzel anlattın. Evet yaz. Yaz beni duyuyorsan 1'den 7'ye kadar olan kodları okumanı istiyorum paşam. Hocam burada başlıyoruz. Evet. Text window right line. Text window title. Evet. Sokağa çıkma yasağı diye başlığı girmişiz. Text window right line. Aferin. Biz oraya yaşımıza herhangi bir şey girmiştik. Orada girdik. Evet, yaşınız diye bir değişken tanımlamışız. Bu rakam olacak ve buradan gireceğiz. Doğru mu? Tekrin de olmuyor. 5, 4'te ne yapacağız? 4'te background arka renk oluyor. Foreground color da evet. Bunun kendi rengi. Aferin. 6'da yaşınız 60 ve 60'dan büyükse dışarı çıkamazsınız diyor. Aferin. Aferin sana. Mehmet Efe. Mehmet Efe beni duyuyor musun? Mehmet Efe. Mehmet Efe. Ses ver yiğidim. Yoksa beni duymuyor musun? Mehmet Efe. Mehmet Efe. Tamam seni geçiyorum Mehmet Efe. Sondan bir daha şey yaparız. Muhsin. Efendim sizi duyuyorum. Evet. 1'den 7'ye kadar yazdığım kodları okumanı istiyorum. Birinci satırda Tekstin Doğu penceresinin başlığını sokağa çıkma yasağı yapmışız. Aferin. İkinci satırda Tekstin Doğu ekranına lütfen yaşınızı girinizi yazdırmışız. Evet, doğru. Üçte Yasin'in diye değişken oluşturmuşuz. Aferin. Nerede oluşturmuşuz bunu? Nerede isteyeceğiz biz bunu? Ekranında read number olarak okutmuşuz. Aferin. Çok güzel. Dörtte ne yapmışız? Sonra yazın arka rengini yapmışız. Aferin. Beşte? Beşte yazın ön rengini yapmışız. Çok güzel. Altı çok önemli. Altıda ne yapmışız? Altıda eğer yazınız değişkeni 60'tan büyükse ya da 60'a eşitse text window ekranına evet. Siz sokağa çıkamazsınız yazacak. Aferin.
Sen de annene ya da babana söylüyorsun, sana bir tane çikolata hediye ediyorlar. Tamam mı? Tamam. Kübra, hadi bakalım. Text Window'un penceresine sokağa çıkma yasağı diye bir başlık belirlemişiz. Çok güzel. Lütfen yaşınızı giriniz demesi demişiz. Yaşınız Evet deyip diyecek. değişken tanımlamışız. Yaşınız değiştiğinde bir Harikasın. tane sayı verecek. Bunu kullanıcı kendisi Text girecek, Window doğru mu? penceresinin arka renginin kırmızı olarak belirlemişiz. Harikasın. Nasıl yani? Üçüncü kodu mu? Harikasın, güzel. Üçüncü kodu mu Yok yok, dedim? tamam. Yok yok, tamam, devam edelim. Güzel gidiyorsun. Beşi oku. Beşteydik Kübra. Güzel gidiyorsun. Evet, Text Window penceresinde yazının ön rengini sarı olarak belirlemişiz. Harikasın. Altı çok önemli. Sonra eğer yaşınız 60'tan büyük veya eşitse siz sokağa çıkamazsınız yazmasını istemişiz. Peki buradaki yaşınız yazdığımız değişkeni biz nerede, hangi satırda almamız gerekiyordu? 6'da yazdığım, şu yazdığım kaç? Üçüncü satırda. Evet, sana da bir tane çikolata benim borcum olsun. Annengil alsınlar. Daha sonra derse geldiğimizde ben sana hediye edeceğim. Evet. Sen bir de bir şey Güzel. söyleyebilir miyim? Söyle. Şu yedinci kod tamamlanmamış. Evet, devam edeceğiz daha. Eksik Bitmedi koymamıştım. orası. Devam edeceğim. Bu kısmı anlamak için bu kadar durdum. Şimdi devam edeceğiz. Daha entif edeceğiz. Else yazacağız. Ahmet Çınar. Dinliyorum paşam. Hocam, Text Window penceresinde demişiz ki Tamam. başlığımız sokağa çıkma yasağı olsun demişiz. Sonra tekrar Evet. Text Window penceresinde yanına lütfen yaşınızı giriniz yaz demişiz. Sonra Evet, biz bu de değişkeni nerede yaşınız gireceğiz? diye bir değişken tanımlamışız. Text window penceresinde, değil mi? Üçüncü satırda. Evet. Sonra demişiz ki Text Harikasın. Window Harikasın penceresinde okuyup paşam benim. Evet. yazdığımız farzı al demişiz. Sonra Text Harikasın. Window penceresinde yazının arka renginin kırmızı olmasını istemişiz. Harikasın. Sonra da Text Window penceresinde Burası yazının çok önemli. Yavaş yavaş. Evet. sarı olmasını istemişiz. Altıncı satırda eğer yaşınız Evet. 60'tan büyükse veya 60'a eşitse Harikasın. sokağa Sana da bir çikolata. çıkamazsınız İsmail. demişiz. İsmail Paşam. Öklem sesimi açtım. Tamam, Bir dinliyorum. pencere açmışız sokağa çıkma yasağı diye. Evet, Text başlığı. Window lütfen yasınızı oraya gireceğiz. Yani İkinci satırda Bir oraya metin lütfen yazacak. yazınızı giriniz Bir metin demiş. yazacak. Evet, bir Evet. metin yazacak. Ondan sonra yazımızı girdikten sonra orada okuyacak yazımızın kaç olduğunu. Yaşınız isminde bir değişken tanımladık, doğru mu İsmail? Yaşınız isminde bir biz değişken tanımladık. Bunu text window penceresinden kullanıcıya girdirdik. Biz bunu okuduk ve hafızaya aldık, doğru mu? Evet, hafızaya Evet. alacağız orada. Tamam, kendisi alacak bilgisayar. Evet. Arka ön rengi Arka kırmızı, rengi. arka rengi Arka. kırmızı, yazının ön Evet. rengi de yeşil. Ondan Yeşil. sonra evet. Yellow, sarı. Altı, yellow, sarıya ya yeşil Evet. demişim, sarı. Tamam. Altı, Tamam. Altı çok önemli. Evet. yaşımızı
Yıkayacağız. Ondan sonra 60 ve 60'tan büyük ise dışarı çıkamazsın, sokağa çıkamazsınız siz diyecek. Harikasın. Harikasın hocam. Mehmet Efe, sen kaldın paşam. Seni göremiyorum ama hissedebiliyorum. Söyle. Evet, söyle. Hocam. Söyle paşam. Söylesin kardeşim bir şey. Hocam, kardeşim bir şey diyecek. Canım benim. Öğretmenim, burada okusun tezgin öğretmenim. Hocam, kardeşim de okumak istiyor. Tezgin top penceresi. Tezgin top penceresinde başlığımız evet. Şöyle sokağa çıkma yasağı. İkinci satırda tezgin top ekranında evet. Lütfen de yaşınıza giriniz demek. Ya yaşınız tekin yani tekin öğretmeninde sayıyı okuyup hafızayı al demişiz. Sonra tekin öğretmeninde evet. Arka rengi kırmızı yap demişiz. Yani red 5. satırda tekstin doyanında for yani aferin. Yazının ön rengi sarı demişiz. Sonra 6. satırda eğer yaşınız 60'ı eşitse paşam, ya da aferin sana. Sen kaça gidiyorsun? Sokağa çıkamazsınız demişiz. Aferin sana. Sen ileride çok büyük bir koççu olursun. Ben sana söyleyeyim. Evet Mehmet Efe. Hadi bakalım. Mehmet Efe. Mehmet Efe Özsoy, beni duyuyor musun? Mehmet Efe. Evet hocam. Evet, senden dinlemek evet, istiyorum. Evet hocam. Orada beni sandın ki değil mi? Hocam beni görmüyor. Söz vermez diye söyledin değil mi? Hocandan kaçar mı? Hadi bakalım. Sıra sende. Hocam siz soruyu sordunuz da hocam benim ses gitmişti de o zaman. Yani duyamadım. Tamam, diyorum ki 1'den 7'ye kadar tamam Mehmet Efe. 1'den 7'ye kadar kod yazdık. Bu kodları okuman istiyorum. 1'de ne yazmışız? 2'de ne yazmışız? 3'de tamam. Ne yazmışız? Oku bakalım. Tamam hocam. Hocam şimdi text window pencerenin başına sokağa çıkma yasağı koy. Ondan sonra pencereye lütfen yaşınızı girin yaz. Hocam tamam. Ondan sonra yaşınız diye değişken tanımla. Evet evet doğru. Tanımla. Yaşınız isminde bir değişken tanımlamışız. Evet. Ondan sonra pencerede yazının arka rengini kırmızı. Ondan evet. Ön renk yazının normal renginde sarı yap yazmışsınız hocam. Tamam. Ondan sonra yaşınız değişkeni eğer 60'tan üstüne yazarsa pencereyi ya da eşit siz sokağa çıkamazsınız. Aferin. Evet Tuzla, hepiniz doğru yazdınız. Şimdi bu kodu bitirmek istiyorum. Bitirmek için de demin Kübra demişti. End if diyorum. Tamam mı? End if dedim. Kodu bitirdim. Şimdi söz hakkı istemeyin. Buraya iyi bakın. Bu kadar kısmına iyi bakın. Bakın kodu çalıştırıyorum çocuklar. Kodu çalıştırıyorum. Ekranımı iyice büyüttüm. Bakın yanına istedi. Altına istemedi. Niye? Çünkü right kullandım. Right'tan kullansaydım şurada yaşımızı girmemizi isteyecekti. Ama ben right kullandığım için yaşımızı bana burada istiyor. Yaşımın ben 60 olduğunu söylüyorum. Dedi ki siz sokağa çıkamazsınız. Çünkü niye? 60 eşitse veya 60'tan büyükse dediği için. Şimdi bir kez daha kodu çalıştırıyorum. Bir kez daha çalıştırıyorum. Bu sefer 65 giriyorum. Siz sokağa çıkamazsınız dedi gene. Doğru mu? Peki şimdi küçük gireceğim. 60'tan küçük gireceğim. Ne yapar sizce 60'tan küçük girersem?
Kübra ne yapar? Hiçbir şey yapmaz değil mi? Çünkü küçükle ilgili herhangi bir şey yazmadım. Doğru mu? Yazmadım. Peki şöyle bir şey yapsaydım sizce olur muydu? Şöyle deseydim. Şunu yazmasaydım. Else deseydim. Else. Else. Yani değilse. Text window. Text window. Nokta right line. Right line. Tırnak içerisinde. Siz sokağa çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Evet, parantezi koymayı unutmuşum. Evet. Şimdi en sona ne koymam lazım? Bir tane yukarıda if olduğu için bu if'i bitirmem lazım. And if diyorum. Ve bitirdim. Şimdi çalıştırıyorum kodu bir kez daha. Bakın. Yaşımın 20 olduğunu söylüyorum. Siz sokağa çıkabilirsiniz dedi ama kırmızı yazdı değil mi? Kırmızı yazdı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Çocuklar söz hakkı istemeyin. Bekleyin biraz. Bekleyin. Söz hakkı istemeyin. Bekleyin. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Siz sokağa çıkabilirsiniz dediği zaman da yazının arka rengini yeşil yapsın istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Şunun önüne yukarıdan aşağı doğru kodlar okuyor ya. Şey yazmam lazım değil mi? Diyeceğim ki şurayı aynen alacağım. Bakın şu kısmı aynen alıyorum. Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Şunu şöyle yapalım. Şuraya bu sefer green diyeyim. Green. Yeşil üzerine şey yap. Çalıştıralım bakalım. Yaşınızı girin dedi. Yaşım 20 dedim. Bakın ne yaptı? Siz sokağa çıkabilirsiniz yaptı. Doğru mu? Ya tamam. Geç olur. Evet. Şimdi renkler çok önemlidir. Bilgisayar programcılığında. Kullanıcıya yeşili gördüğüm an çıkabilirim. Kırmızıyı gördüğüm an çıkamayabilirim hissi verir. Şurayı şöyle de yapabilirdik aslında. Şu şartı içine de alabilirdik. Şuraya da alabilirdik. İpin altına da şuraya da alabilirdik. Bu şekilde de olur. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bu sadece bir tane şart. Yaşınız 60'tan küçükse, büyükse veya eşitse sokağa çıkamazsınız. Değilse, yaşınız 60'tan büyük değilse sokağa çıkabilirsiniz dedi değil mi? Böyle bir kod yazdık. Şimdi şunu yapacağız. Yaşınız 20'den küçükse de sokağa çıkılmıyor. Doğru mu? Ne yapmamız lazım? Şimdi onu yapacağım. Eğer ki ben şurada kodu bitirseydim. And if diye. Tamam mı? And if diye bitirseydim. Şöyle bir koşul daha yazsaydım. If eğer yaşınız değişkeni küçükse veya eşitse 20'den diyecek ki siz sokağa gene çıkamazsınız diyecek. Doğru mu? Burayı iyi anlamanızı istiyorum. Bu da değil. Şunu şuraya almam lazım ki yukarıdan aşağı okuduğu için kodu şey yapmasın. Tamam mı? Siz sokağa çıkamazsınız dedi. Ve şuraya da else diyeyim. Else değilse siz sokağa çıkabilirsiniz. Şimdi bakın burada bir if var. Burayı iyi bakın. Burada end if var. Şart bitmiş. Burada bir if var. Burada bir end if var. Şart bitmiş. Şimdi çalıştıralım bakalım. Sizce kodumuz doğru çalışacak mı? Çalıştırıyorum. Yaşınızı girin diyor. 65 giriyorum. Siz sokağa çıkamazsınız. Siz sokağa çıkabilirsiniz diye iki tane uyarı verdi. Değil mi? İki tane uyarı verdi. Yani yazdığım kod doğru çalışmadı. Siz sokağa çıkamazsınız.
siz sokağa çıkabilirsiniz diye iki tane kod yazdı. Bir daha çalıştırıyorum. Bu sefer diyorum yaşım 20 diyorum. Siz sokağa çıkamazsınız dedi. Yeşil yazdı. Karma karışık bir şey oldu. Doğru mu? Karma karışık bir şey oldu. Bunun sebebi şu. Bizim kodu şurada bitirmemizden dolayı. Bizim kodu şurada bitirmemizden dolayı böyle bir karışıklığa sebebiyet verdi. Siz şöyle yapmamız lazımdı. Gerçi şurada yanlış yaptık. Bir dakika çocuklar. Şurası da çıkamazsınız. Ondan dolayı karıştı. Şunu alacağız. Ctrl X del tuşuyla şuraya atacağız. Else'den sonra. Evet. Atalım. Çünkü o da çıkamazsınız ya. Kırmızı olması lazım. Bir daha çalıştırıyorum kodu. Evet, yaşınızı diyorum. Yaşım 25. Siz sokağa çıkabilirsiniz. Bakın çıkabilirsiniz kodu doğru çalıştı. Ancak 65 yaşı üzeri girdiğin zaman veya 20 yaş altı girdiğin zaman kafası karışacak. 65 diyorum. Siz sokağa çıkamazsınız. Siz sokağa çıkabilirsiniz diye iki tane komut verdi değil mi? Çünkü bilgisayar programcılığında neydi? Kodlar yukarıdan aşağıya doğru okuyordu. Burayı çok iyi dinleyin. Burayı çok iyi dinleyin. Kodlar yukarıdan aşağı doğru okuyordu. Şimdi dedim ki şurada if dedim. Eğer yaşınız 60'tan büyük ya da eşitse. İyi dinleyin. Bak herkes bana baksın. Yaşınız 60'tan büyük ya da eşitse siz sokağa çıkamazsınız diye okudu. And if'i gördüğü yerde gördüğü için bu kodu buraya yapıştırdı. Değil mi? Bu kodu, şu kodu yazdı. Burada bittiği için. And if'le bittiği için ekrana bunu yazdı. If komutu başlar, bir yerde de biter. Eğer o sonuç and if'le bittiyse ekrana yazar. Şimdi şurada şurayı iyi dinleyin. Bakın ben dedim ki yaşım 65. Şimdi bilgisayar bakın siz sokağa çıkamazsınızı şuradan dolayı yazdı. Şuradan dolayı yazdı. Bu kodu okudu. İyi dinleyin bu kodu okudu. Dedi ki senin yaşın 60'tan büyük olduğu için sokağa çıkamazsın dedi. Ve şu kodun 6, 7 ve 8'in gereğini yaptı. Tamam mı? Gereğini yaptı. Sonra 9'da dedi ki yaşın 20'den küçükse ya da büyükse gene sokağa çıkamazsınız diyecekti. Bu kodu yaş 20 yaşından büyük olduğu için okuma gereği duymadı. Orayı atladı. Direkt şuraya geçti. Else'ye. Eğer dedi sizin yaşınız 20'den büyük küçük değilse sokağa çıkabilirsiniz dedi. 65 yaşı 20'den büyük mü? Geldim. Emre, 65 yaşı 20'den büyük mü? Neredesin? Emre, evet. Büyük. Değil mi? Ne yaptı o zaman? 65 yaşı 20'den büyük olduğu için bilgisayar ne yaptı? Sokağa çıkabilirsiniz dedi. Bakın sokağa çıkabilirsiniz dedi. Kodu çalıştırıyorum bir kez daha. Yaşım 70 diyorum. Siz sokağa çıkamazsınız. Siz sokağa çıkabilirsiniz diye iki tane kod yazdı. Bunun sebebi nedir? Bir tanesi çıkamazsınız şuradan yazdı. Çıkabilirsiniz de şu iki if'in arasındakinden dolayı yazdı. Burayı anlayabildik mi? Ömer Faruk. Anlayabildin mi paşa? Evet. Emre. Emre. Kod yazmayın siz. Bekleyin. Burayı anlamaya çalışıyorum. Emre. Neden sokağa çıkabilirsiniz evet. Ve çıkamazsınız diye iki tane niye yazdığını anlayabildik mi? Evet öğretmenim. Biraz karışık. Çünkü bak. Orada evet. Şimdi bakın bir kez daha anlatıyorum. If komutunu anlatabilir miyim? Bekle söz vereceğim bekle. Bir dinleyin bir daha anlatayım. Sonra söz hakkı vereceğim size. Bakın çocuklar if komutunun gereğini yapmak için bilgisayar aşağıya doğru okur, kodlar aşağı doğru okur. And if'e geldiği zaman, ha tamam ben bunu artık yazayım der. And if'in olduğu yere bakar. And if'i gördükten sonra, ha bu kodun gereği buymuş der yazar. Bakın burada ben demişim ki if, and if de burada. Şu kodun gereğini mutlaka bilgisayar yapmak zorunda. Demiş ki yaşınız 60'tan büyük ya da eşitse sokağa çıkma yazacağını yap. Şu kısmın kodunu yazmak zorunda bilgisayar. Yazmak zorunda. Ve ne yapıyor?
ben şuraya bakın 70 dediğim an hemen şu ilk yazdığı kod sokağa çıkamazsınız kodu şu 6, 7 ve 8'deki kodun gereği, tamam mı? Kodun sonucu. Çünkü if başlamış ve bitmiş. Şart başlamış ve bitmiş. Başka bir şart yok burada. Doğru mu? Kübra. Kızım. Duyuyor musunuz? Anladın değil mi? Buradaki if kodu başlamış, 8'de bitmiş. Bittiği için bilgisayar bunu ekrana yazmak zorunda. Tamam mı? 6'yı, 7'yi ve 8'i ekrana yazmak zorunda. Çünkü niye? End if'i gördü bilgisayar. End if'i gördüğü an kodu yapıştırır. Bakın şurada da 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'te burası tek bir kod aslında. Tek bir satır. Yani bu kodun gereğini yaparken 7'yi 9 okuyacak, 10'u okuyacak, 11'i okuyacak, 12'yi okuyacak, 13'ü okuyacak, 14'ü okuyacak, 15'i okuyacak ve gereğini yapacak. Anlatabiliyor muyum? İyi dinleyin. Emre iyi dinle. Bakın 9'un, 10'un, 11'in buradaki if'in yaşınız 20'den küçük ya da eşit senin gereğini yapması için sadece burayı okumayacak. 10'u okuyacak, 11'i okuyacak, 12'yi okuyacak, 13'ü okuyacak, 14'ü okuyacak. End if'i gördüğü an bu kodun gereğini yapacak. Şimdi ben 70 dediysem yaşıma, şu kod için söyleyeyim 70 dediysem ekrana ne yazması lazım? Muhsin. Muhsin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'li kodlar için söylüyorum. Ben yaşıma, yaş değişkenine 70 dediysem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'te bilgisayar ekrana ne yazar? Öğretmenin değilse kısmını yazar. Muhsin. Ses ver yiğidim. Doğru. Evet, else kısmını yazar değil mi? Yani sen sokağa çıkabilirsin der. Doğru mu? Kübra sen ne diyorsun kızım? Evet. Büyük. O zaman ne olur? Bakın şu kodu okuduğumuz zaman ne olur? 6'dan 8'e kadar sokağa çıkamazsınız der. Değil mi? 9'dan 15'e kadar da sokağa çıkabilirsiniz der. Doğru mu? Yani bilgisayar hem bana sokağa çıkabilirsin der hem de sokağa çıkamazsın diyecek. Doğru mu Ahmet Efe? Ahmet Çınar? Doğru mu paşam? Evet anladık o zaman. Berke, Berke beni duyuyor musun paşam? Berke? Berke? Uyuma uyuma bana bak. Berke. Zehra. Zehra. Kızım burası biraz zor. Bakın bu konuyla ilgili çok örnek yapacağız. Anlayacağız inşallah. Zehra beni duyuyor musun? Evet öğretmenim. Şimdi Zehra bak burada 6'da 7'de ve 8'de if başlamış 6'da 8'de bitmiş. End if'i gördüğü için bilgisayar bu kodun gereğini yazmak zorunda. Yaşım 65 yazarsam ben şurada 3'te 65 yazarsam 6 ve 7 8'in gereği olarak bilgisayar ekrana ne yazması lazım? Hiç sokağa çıkamaz. Sıkamazsınız yazacak. Aferin. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Sana soruyorum bir kez de. Bakın bilgisayar programında kodlar yukarıdan aşağı doğru okunur demiştim. If, if kodunun gereğini yapması için bilgisayar end if'e kadar gider. End if'e geldiği zaman o kodun gereğini yapmak zorunda. Doğru mu? Şimdi 6, 7 ve 8'de bilgisayar ben yaşımı 65 girersem veya 70 girersem ekrana ne yazmak zorunda? Ben 3. satırda bana yaşımı sordu bilgisayar. Ben de 65 dedim. Tamam mı? Bilgisayar 6'ya geldi. Baktı benim yaşım 60'tan büyük olduğu için 60'tan büyük olduğu için ve end if'i de burada gördüğü için ekrana ne yazması lazım?
Aferin sana. Evet, şimdi Mustafa duyuyorum hocam. Duyuyorum hocam. Mehmet Efe. Mehmet Efe beni duyuyor musun? Mehmet Efe. Evet Mehmet hocam. Mehmet Efe, şimdi sana soruyorum. Senden ikisini de yapacağız. Sen biraz daha iyisin. Şimdi bilgisayar programcında biliyorsun kodlar yukarıdan aşağı doğru okunur. Doğru mu? Tamam hocam. If kodunu, bilgisayar if kodunu yazması için ekrana end if'e kadar gider. Evet. Tamam mı? End if'e kadar gider. Yani şurada başladı. 8'e geldi. Ve end if'i görürse o yazdığımız kodun gereğini ekrana yazar. Doğru mu? Şimdi ben 3. satırda bana bilgisayar yaşımı sordu. 3. kodda yaşımı sordu. Ben 70 dedim yaşıma. Siz sokağa çıkamazsınız, yatmanız lazım baktı hocam. Baktı ki benim yaşım 60'tan büyük. 70 ya. End if'i de gördü. Ekrana ne yazması lazım? Aferin. Aferin. Bu kod bitti. Şimdi geldi yeni bir if. Burada da diyor ki ben yaşım 70 dedim ya. Hala duruyor. O akılda duruyor. Bilgisayar okudu, hafızayı aldı. Yaşınız diyor 20'den küçükse siz sokağa gene çıkamazsınız. Ama 20'den büyükse, else bak 20'den büyükse siz sokağa çıkamazsınız diyor. Yazması lazım ben hocam. Ben yaşıma hocam, 70 çünkü... dediğim için şu if'le şu end if arasındaki kodun hocam, gereği olarak ekrana hocam, yazması lazım. İlk başta if'i yazmışsınız, ondan sonra iki satır aşağısına end if yazmışsınız. Yaşım 20'den büyük. 20'den küçükten çıkamıyordu. Siz sokağa tamam, çıkabilirsiniz şurada, der hocam ama... Dedik. Şurada ne diyecek bana şey... şurada? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15'te ne diyecek? Hocam ama şey yani 6. satırda if ile başlamış, 8. satırda evet, end if diyecek, olmuş. Diyecek. Ya bu... Evet. Bitmiş. Bunu bak 6'yı end if'i gördüğü için ekrana yazacak. End if'i gördü ya. Bunu ekrana yazacak. Burada da if var, burada da end if var, şurada da. Bunun da geriye yazacak. Bakın, iyi dinleyin hepiniz çocuklar. Burada 6 ile 8 arasındaki yazının kodun gereği şu. Siz sokağa çıkamazsınız. Niye? 70 yazdığım için. 9, 10, 11, 12, 13, 14'te şuranın gereği de yaşım 20'den büyük olduğu için siz sokağa çıkabilirsiniz. Yani ekranda bilgisayar hem bana Uğur sokağa abi. Çıkamazsınız diyecek, hem de sokağa çıkabilirsiniz diyecek. Evet. Kayra söyle paşam. Kayra. 65 yaşından büyükler çıkamıyor. 60 tamam. Değil. Şimdi çalıştırıyorum kodu. Çalıştırıp bitireceğim dersi. Bakın çalıştırıyorum kodu. Söyle paşam. Söyle paşam. La tamam de konumuz o değil ya. Tamam 65 olsun tamam. Hadi 65 yapıyorum. Tamam 65. Tamam. Evet şimdi çocuklar iyi dinleyin beni. Kodu çalıştırıyorum ve ben şunu bekliyorum. Doğru mu? Bir tane yaşı eğer ki 65'ten büyük girersem hem sokağa çıkamazsın diyecek hem de sokağa çıkabilirsin diyecek. Doğru mu Kübra? Ahmet Çınar doğru mu? Evet yazıyorum. 70 yazıyorum. Bakın ekrana 70 yazıyorum. İyi izleyin. Bakın. Enter'e bastım. Siz sokağa çıkamazsınız dedi. Ve siz sokağa çıkabilirsiniz dedi. Bunun sebebini anlayabildik mi? Önemli olan bu. Bunun sebebini kim anladı? Bana kim söyleyecek? Bunun sebebini kim anladı? Evet. Evet. Zehra söyle kızım. Zehra söyle.
Öğretmenim. Evet. İple başlayan birinci kodumuzu yazdık. Sonra endüstri 8'de bitirdik. İple endüstri gördüğünde kodu yazmak. Aferin. Aferin benim kızıma. Aferin. Öğretmenim çünkü... Aferin sana kızım. Şey... Çok güzel anlamışsın. Çok güzel anlamışsın. Sana iki çikolata. Annene 65 söyledim, yaştan çikolata. Büyük olanlardan evet. Sonra Göktürk, sokağa... Senin dinlemek istiyorum paşam. Göktürk. Öğretmenim siz... Neden bilgisayar ekranına iki tane hem sokağa çıkabilirsin hem de çıkamazsın diye yazdı Göktürk. Bir daha düşün. Emre Basbay, sen düşün Göktürk. Emre Basbay, senden duymak istiyorum. Neden bilgisayar ekrana hem sokağa çıkabilirsin hem de çıkamazsın diye yazdı. Yazacak mecburen.